yalan sözünü hiç verdim. Kırkına da gittim, hiç verdim. Dost senin derdinden ben yana yana. Ya dost, ya dost, ya dost, dost. Öncelikle böyle bir akşamı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hakikaten burada olamayan vatandaşlarımız için de bir fırsat yaratıyor. Böyle yayınların izlenmesi ve yayınlanması. Bu bakıma ATV'ye öncelikle teşekkür ederiz. Bu akşam şiir vardı, müzik vardı. Söz, saz, yani Türk sanatının önemli bir bölümüne burada hep birlikte tanık olduk, zevkine vardık. Tabii bunun arkasında da Yener Polat öğretmenimizin öncülüğüyle bir Türkçe Gönülleri hareketi başlamış oldu. Bu da ikinci bir kazanç bizler için. Biliyorsunuz Türkçe, daha doğrusu ana dil, herkesin ana dili farklı. Bir ana dil, yabancı bir dil öğrenmek için anahtar. Yani Türkçeyi, Almancayı iyi öğrenmenin anahtarı olarak görmek ve bu şekilde çocuklarımıza iyi Türkçe öğrenmenin yolunu açmak lazım. Türkçe evde televizyon seyrederek öğrenilmez. Türkçe mutlaka okulda ya da bir özel bir toplumda, özel bir süreçte öğrenilir. O bakıma Türkçe Gönülleri hareketini ben çok isabetli ve çok yararlı buluyorum. Bu hareket nereye varır, nasıl, hangi yöntemlerle çalışır henüz çok erken. Fakat şu bir gerçek ki toplumumuz kendi sorunlarına sahip çıkan bir olgunluğa ermiş durumda. Bu en sevindirici yönü işin. Bu gönüllülerin ileriki çalışmalarında biz de yer almak isteriz ve çocuklarımıza daha iyi Türkçe öğretmek, onları bilmedikleri kelimelerle tanıştırmak ve bu sayede Almancayı daha iyi öğrenip daha iyi kullanma yeteneklerini geliştirmek. Evet, adım Sibel Çakmakoğlu. Stuttgart'tan geliyoruz. Arkadaşım yanımda Demet. Ahenk Türk Müziği topluluğunda yer alıyoruz. Hem koroda hem çalışmaların sahne dışında çalışıyoruz birlikte. Müzikle uğraştığımız için tabii müzikle ilgili güzel şeylerin ortaya çıkmasını istiyoruz. Bu yüzden Ahenk Korosu'na katılıyoruz. Çünkü hocamız Doğan Dikmen. Türkiye'den geliyor kendisi. Bu yüzden çok mutluyum. Bu tür kültür etkinlikleri özellikle içinde bulunduğumuz genç kuşağın kendi kültürünü, kendi dinini, kendi dilini unutmaması için ben çok önemli buluyorum. Hatta bu tür etkinliklerin Türkiye Cumhuriyeti Bregenz Başkonsolosluğumuzun himayelerinde ve buradaki öğretmen arkadaşlarımızın, toplum kanaat önderlerinin hepsinin bir araya gelerek bu tür etkinliklere destek vermesini ve gelecek kuşaklara aktarılmasını canı gönülden arzuluyoruz. Enerji yine sizlerden alıyorum. Burada eğlenen, mutlu olan insanlar giderken o enerjiyi veriyorlar, o sıcaklığı veriyorlar. İnsanı tekrar umutlandırıyorlar. O enerji böyle dönüyor. İnsanlar mutluluk o enerjisi bir şekilde dönüyor. Bundan sonraki şeyimiz de Aralık'ın 19'unda çok güzel bir çocuk tiyatrosu var. Burada onu oynayacağız. Böyle devam ediyor. Havaya bakarsam hava alırım, toprağa bakarsam dua alırım. Topraktan ayrılsam nerede kalırım? Benim sadık yârim kara topraktır. Bütün kusurlarım toprak gizliyor.
merhem çalıp yaralarım düzlüyor. Kolun açmış yollarımı gözlüyor. Benim sadık yârim kara topraktır. Dost dost diye nice nicesine sarıldım. Ey yar sarıldın benim sadık yârim kara topraktır. Beyhude dolandım ey yar, boşa yoruldum. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Yani bir dili kullanmak duvar örmek gibi. Yani kelimeleri, sözcükleri, işte sıfat, özne, fiil eşleşmesiyle bir duvar haline getirme sanatı. Bunu ana dilinde çocuk öğrendiği zaman o tuğlaları yerine koyup pirketlerle, yani Türkçe yerine Almanca ile, İngilizce ile, yani başka dillerdeki yapılarla bunu yapabiliyor. Ama ana dilini bilmezse çocuk, önünde binlerce tonluk tuğla var ama onları bir araya getirip duvar öremiyor. İşte fark bu. Bu yüzden bu tür kültür geceleri ve kültürel çalışmalar çok önemli. Bunu destekliyoruz. Gönül arzu nedir? Dost ocağı sızlar eski yar gözden yaş gönül arzu dost ocağı sızlar eski yar gözden yaş. Peki hocam, bu Türkçe ile ilgili yapacağınız yeni projeyi biraz açıklama yapabilir misin? Evet, özellikle Avusturya'da Türkçe konuşmak, Avrupa'da Türkçe bilmek sanki ayıp bir duruma geldi. Biz bir kamuoyu oluşturmak istiyoruz insanlar. Bu bizim ana dilimiz, ana dilimize sahip çıkıyoruz. Bu bizim her şeyimiz ve bunu da doğru, güzel konuşan, bununla gurur duyan insanlar, nesillere yetiştirmek istiyoruz. Bunun için öğretmenlerin çabası kafi değil. Kamuoyu oluşturması, anneler, babalar, bilinçli insanlar, ben dilime sahip çıkıyorum mesajını vermek istiyoruz. İnşallah başarılı olacağız. Peki ne diyelim en son buradan İhsan Bey'e? İhsan Bey'e programı, Gökkuşağı programı çok başarılı. Herkes tarafından izleniyor. Tebrik ediyorum. Buralardaki çalışmalarımız da bütün Avrupa'ya duyuruyor. Çok sağ olsun. Selamlar. Peki buradan saygı ve selamlar sunuyoruz Yener hocamıza. Yeni işlerine, projelerine başarılar diliyoruz. Özellikle İhsan Bey'e programınız çok başarılı. Teşekkür ediyoruz. Devamını diliyoruz. Viyana Havaalanı'nda Türk Acılar bombalı çanta paniği ile karşılandı. Avusturya polisinin bomba operasyonundan çok özel görüntüler. Türk öğretmenler Avusturya okullarındaki ayrımcılığı gökkuşağına anlattı. Sendikalar Birliği'nden Türk işçilerine önemli çağrı. Gazeteci İhsan Ekici'nin hazırladığı gökkuşağı özel haberlerle geliyor. Jingle bells, jingle bells, jingle... Kış mevsiminin kendini iyice hissettirdiği ve izlediğiniz gibi bembeyaz kara bürüdüğü Avusturya'dan Vorarlberg'den sıcacık görüntülerle karşınızda olduk. Buradan Bregenz Başkonsolosumuz Nuray İnöntepe Beyefendi'ye ve tabii öğretmenimiz Yener Polat'a tekrar teşekkür ediyoruz. Öğretmenler gününde öğretmenlerle birlikte başkent Viyana'da bir araya geldik sevgili seyirciler. Ve Büyükelçimiz Kadri Ecvet Tezcan'ın Avusturyalılar, Türklerin ve etnik grupların çok olduğu bir okula, sınıfa Avusturyalılar kendi çocuklarını göndermiyor iddiasını yine kendi öğretmenlerimize sorduk. Bakalım bir öğretmen gözüyle bu iddialar doğru muymuş, haberimizi izleyelim. Müzik
Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mektepleri Baş Öğretmenliğine kabul edilişinin 82. yıl dönümü ve aynı zamanda 24 Kasım Öğretmenler Günü Viyana'da kutlandı. Türk öğretmenlerin yanı sıra Avusturyalı meslektaşlarının da katıldığı kutlamada bir konuşma yapan Viyana Başkonsolosu İbrahim Mete Yağlı şunları söyledi. Dün olduğu gibi bugün de milletlerin en değerli zenginliği iyi yetişmiş nitelikli insan gücüdür. Yaşadığımız bu bilgi ve teknoloji çağında bilgi tüketen değil, bilgi üreten, araştıran, sorgulayan kuşakların yetiştirilmesinde öğretmenlerimize her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Dünyamızın bilgili, aynı zamanda güzel, iyi insanlara ihtiyacı hiçbir zaman bitmeyecek. Çabalarınızla dünyayı güzelleştirdiğiniz, daha yaşanabilir kıldığınız için hepinize çok teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Das bedürfen wir danken, die die Welt verschönern und uns ein besseres Leben darin ermöglichen. Bei diesem Anlass begrüße ich Sie alle herzlichst und wünsche ich euch einen wunderschönen guten Abend. Kutlamalara davet edilenler arasında bulunan Kooperatif Ortaokulu Müdüresi Eva Rihlich'e ana dilin önemini sordu. Bayan Rihlich, çocukların ana dilini çok iyi bilmeleri gerektiğine inancının tam olduğunu söyledi ve bir anlamda Kadri Ecvet Tezcan'a destek verdi. Auf Sprachen. Wir haben einen großen Anteil Migrationshintergrund, Österreicher mit Migrationshintergrund und da sind Sprachen halt ganz was wichtig. Başkent Viyana'da kutlanan Öğretmenler Günü'nde davetlilere Türk mutfağının zengin çeşitlerinden hazırlanmış yiyecekler ikram edildi. Büyükelçi Tezcan'ın Avusturyalılar etnik gruplardan öğrencilerin bulunduğu sınıflara çocuklarını göndermiyorlar iddiasını Türk öğretmenlere sordu. İşte Viyana'da eğitmenlik yapan Türk öğretmenlerin bu konuyla ilgili görüşleri. Büyükelçimizin bir açıklaması oldu. Avusturyalılar etnik gruptaki öğrencilerin yoğun olduğu okullara çocuklarını göndermek istemiyorlar şeklinde bir eleştiride bulundu Avusturya halkına. Evet. Böyle bir şey var mı? Sizin gözlemleriniz nedir? Uzun yıllardır bu mesleği yapan birisi olarak bunun bir gerçek olduğunu ben de dile getireyim. Gerçekten Büyükelçimizin gözlemleri doğru. Bu birçok okulda böyle, Avusturya'da, özellikle Viyana'da böyle. Özellikle yabancıların yoğun olduğu okullara Avusturyalı aileler kendi çocuklarını göndermiyor. Hatta sadece Avusturyalı aileler değil, bazı yabancı topluluklarda, yabancı milletlerde özellikle Türklerin yoğun olduğu okullara kendi çocuklarını göndermek istemiyorlar. Bu bir gerçek, bu bir realite. Bunu Büyükelçimiz doğru bir şekilde tespit etti, dile getirdi. Avusturyalılar da bu gerçeğin farkındadırlar diye düşünüyorum. Yani bunu inkar etmeleri mümkün değil. Yani sınıflar genelde yabancı ağırlıklı. Yani sadece Türkiyeliler değil, Türkiye'den gelen insanların çocukları değil. Bir Arabı var, Yugoslavı diyelim. Yani her ırktan insanlar var. Yani sadece okulda değil bu, çalışma alanlarında da çok fazla. Öyle ama... Şimdi biz yabancılar %34'ünü oluşturuyoruz tabii. %70'i nerede diye insanın aklına soru geliyor ama sınıflar yabancı ağırlıklı diyoruz. Sınıflar yabancı ağırlıklı. Girdiğim her sınıfta sadece yani toplam olarak en fazla 10 tane Avusturyalı öğrenci vardır. Yani annesi babası Avusturyalı olan öğrenciler diyeyim. Çünkü normalde burada doğan çocukları onlar zaten Avusturyalı görüyorlar. Sadece işte anneleri babaları işte Türkiye'li veya Yugoslav şeklinde yaklaşıyorlar. Bir öğretmen olarak Avusturya'da, Viyana'da bir eğitimci olarak çalışmak, bir yabancı olarak sizin handikaplarınız var mı? Yani bir etkileniyor musunuz ya da entegre ile ilgili bir sorun var mı? Açıkçası yani öğretmen olarak ben kendi adıma bir zorluk yaşamıyorum entegrasyon konusunda.
Ama şunu da unutmamak lazım, entegrasyon denen olay iki taraflı bir olay. Sadece entegre olmamızı beklemeleri yetmiyor. Bunun için de kendilerinin de entegrasyon olayında hazır olduklarını, bizimle diyalog halinde olmak istediklerini, bizimle beraber yaşamak istediklerini dile getirmeleri gerekiyor Avusturya toplumunun. Şunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Çok iyi Almanca konuşan insanların sadece iyi Almanca konuştukları için o topluma entegre olduklarını söylemek yanlış. Çünkü bilemezsiniz, belki o adam evinde karısını da dövüyor olabilir. Yani karısını döven bir adam acaba Avusturya toplumunda gerçekten Avusturya toplumuna entegre mi olmuş oluyor? O kadar güzel Almanca konuştuğu halde. Entegrasyon çok geniş kapsamlı bir olay. Onun için daha ayrıntılı bakmak lazım. Dernek olarak önümüzde ne gibi faaliyetleriniz var? Neler planlıyorsunuz? Dernek olarak biz ilk aşamada kendi üyelerimizi bilgilendirmek ve onlarla ilgili bir takım kültürel aktiviteler düzenlemek ve onların özlük hakları konusundaki eksiklerini ya da toplumdaki, ya daha doğrusu Avusturya eğitim sisteminden kaynaklanan bir takım özlük problemleri, özlük hakları problemleri var. O problemlerin halledilmesi konusunda Avusturya Milli Eğitim Bakanlığı içinde bir takım çalışmalarımız oluyor. Onlarla temas halindeyiz. Bir takım haksızlıkların ortadan kaldırılması için gayret ediyoruz. Viyana'da öğretmen olmak nasıl bir şey? Bazı arkadaşlarla oturup konuşuyoruz. İşte okul nasıl, öğretmenlerin davranışları nasıl diye. Bazı arkadaşlarımız memnun değil. Tabii bu da şeyden kaynaklı, Avusturyalı öğretmenlerin veya okul müdürlerin işte neden burada Türkçe dersi veriliyor. Bu şekilde sorunlar olduğu zaman bir şekilde öğretmen zorlanıyor. Diğer öğretmen arkadaşlarıyla kontak kurması çok zor oluyor. Sevgili seyirciler, Gökkuşağı programında Avusturya'da yerel basını ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta izleyicilerimiz hatırlayacaklar, Yeni Nesil gazetesini tanıttık sevgili Ergün Sert yönetimindeki. Bu hafta da benim 25 yıllık hem meslektaşım hem de kader arkadaşım Mehmet Emin Avcı ile birlikteyim. Mehmet Emin Avcı'nın Avusturya'da çıkartıp yayınladığı Ajans gazetesini konuşacağız bugün. Mehmet Emin, merhaba. Merhaba İhsan Bey. Şimdi Ajans gazetesini kaç yıldır çıkartıyorsun? Seyircilerimize biraz bilgiler verir misin? Durumunuz nedir? Evet, Ajans gazetesi 4 yıldır çıkıyor. 14 Şubat'ta 5. yaşına girecek. Tabii bunu baştan almak gerekirse 25 yıllık bu meslekteyiz. Bu meslekte birikimlerimizi bir ölçüde bu gazetede, Ajans gazetesinde halkımızla paylaşmaya çalışıyoruz. Bu birikimleri halka yansıtmaya çalışıyoruz. Evet, tabii şimdi ben sorayım sana, neden gazetenin ismi Ajans diye? Çünkü çeyrek yüzyıldır ajansçılık yaptığın için mi acaba? Etkisi var mı? Var, etkisi var. Ajansçılık yaptığımız için etkisi var. İsmini koyarken düşündüm, birçok eledim isimleri ama en yakın, bana en yakın olan, mesleğime yakın olan ismi Ajans olaraktan koydum. Evet. Şimdi bu ayki manşetinizde tehlikenin farkında mısınız diye bir soru manşet olarak atmışsınız. Nedir durum hocam? Evet, bu sayımızdaki tehlikenin farkında mısınız manşetini şundan koyduk. Bu 2011 1 Mayıs itibariyle Doğu blokundan gelecek olan işçi akımını işaretlemiş olduk. Yani şöyle, Doğu blokunun Avrupa Birliği'ne girdikten sonra geçen süre zarfında elde ettikleri haklar var. Bu haklardan birisi de bu ülkenin insanları önceki AB ülkesi ülkelerine işçi olaraktan gelme haklarını kazandılar. Bundan dolayı bizim burada yaşamakta olan 300 bine yakın Türk asıllı vatandaşımızın burada ellerinde bonservisleri olmayan mesleklerinden dolayı girecek olan Doğu blokundan işçilerin ellerinde en az 3-4 tane bonservisi var. Kendilerinin mesleğini gösteren. İşte onun için bizim buradaki Türklerin dikkatini çektik. Tehlikeli olduğunu, yani işsiz kalabilecekler.
1 Mayıs'tan itibaren. Evet, sevgili Mehmet Emin, bu sizin manşetinize taşıdığınız haberi biz de 2 haftadır gökkuşağı olarak veriyoruz zaten. Avusturya Sendikalar Birliği'nin ve İşçi odalarının özellikle bu konuda Hasan Kılıç'ın da değerli çalışmaları var. Mehmet Emin Avcı, şimdi biz tabii mesleğimiz Uluslararası Atom Enerji Ajansı, petrol ihraç eden ülkeler teşkilatı, OPEC, Birleşmiş Milletler 100 küsür bölümü var onun da. Daha birçok uluslararası kurum ve kuruluşların haberlerini sevgili seyirciler arkadaşımla birlikte Türk kamuoyuna, yer yerde dünya kamuoyuna duyuruyoruz. Ben görüyorum ki Ajans gazetesine bu uluslararası kuruluşların da haberleri. Buradaki yerel basından sizin ayrılan tarafınız bu galiba. Evet, bizim bu kurumlardan haber çıkartmamız, diğer burada yerel gazetelerden farklılığımız ve ayrıcalığımız bundan oluyor. Yani Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, OPEC, AGET, parlamento olsun, buralardan geniş çaplı çıkarmış olduğumuz haberleri halkımıza yansıtmaya çalışıyoruz. Bu da bir ayrıcalığımız olmuş oluyor yani. Gazetede Almanca da görüyorum Mehmet Emin. Yani bu Almanca nereden icap etti? Yani Almanca şöyle, Avusturya'da çıkan bir gazete olduğu için burada yaşayan Avusturyalılara da Türklerin etkinliklerini daha iyi anlatabilmek için Almanca sayfalarımızı koyduk. Yaklaşık 8 veya 10 sayfa halinde her baskıda değişiyor. Buradan Türkler ne yapmış, nelerle uğraşıyorlar, bunları Almanca Avusturyalılara da aktarmaya çalışıyoruz. Peki, yolunuz açık olsun diyelim. Sağ ol, teşekkür ederim Sami Bey. Görüşmek üzere. Viyana Alevi Kültür Birliği yaklaşık 200 vatandaşımızın katıldığı bir panel düzenledi. Aleviliğin dünü, bugünü, yarını başlıklı panele Kazım Gül Fırat başkanlık etti. Bugünkü panelimizin amacı Avrupa'daki Aleviliğin günü, bugünü ve yarını. Çok önemli. Şimdi biz yarı yoldayız. Onun için çok da değer konuklarımız, yani burada panelistler var. Çok federasyonda, konfederasyonda görev almış. Bugüne kadar bu yollarda gerçekten hizmet vermiş dostlarımız burada. Viyana Alevi Kültür Birliği Başkanı Kazım Gül Fırat'ın açış konuşmasından sonra söz alan panelistler, Alevilik hakkında geçmişten günümüze yaşananlar konusunda fikirlerini paylaştılar. Sevgili canlar, ben önce gençlerden başlamak istiyorum. Ama ne yazık ki gençleri, ortalarda birkaç genç görüyorum. Genç, Farsça bir kelime, hazine demek. Gençlerin olmadığı yerde bu hareketimizin geleceğini, yani yarını garanti altına alamayız. Çünkü bir orman ne kadar güçlü, ne kadar kuvvetli olursa olsun, eğer hep kesilir, yakılır, yerine yeni yeni filanlar yetişmezse günün birinde o orman biter ve orası çölleşir. Panelde Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu'nun önceki yöneticilerinden Hıdır Temel, Hasan Öğütçü, Ahmet Aydemir ve Ali Temel yarımçar saatlik konuşma yaptılar. Konuşmaların ardından dinleyiciler panelistlere sorular sordular. Avusturya Sendikalar Birliği özellikle bu ülkede çalışan Türk işçilerine önemli açıklamalarda bulundu. Sendikalı olmanın şartlarını ve avantajlarını 20. Viyana'da bulunan Darmstrasse'deki Avusturya Türk İslam Birliği'ne bağlı Atip Camii'nde vatandaşlarımıza anlattılar. Görevlilerin yanında Sendika Gazetesi'nin sahibi ve Arbeiterkammer dediğimiz işçi odaları görevlilerinden Hasan Kılıç beyefendi de vardı. Avusturya'da işçi olup sendikalı olmanın önemini. Das in Geldbörsel danach hat es eine Lohnerhöhung gegeben hat und wir können somit die Inflation ausgleichen mit einem kleinen Plus sogar noch. Toplu sözleşmeler, maaş artışları, Weihnachtsgeld denilen yılbaşı ikramiyesi, Urlaubsgeld diye anılan ekstra izin ücreti gibi hakların sendikalar tarafından alındığının altını çizen yetkililer vatandaşlarımızı sendikalara üye olmaya çağırdılar. Avusturya Türk İslam Birliği'ne bağlı camide yapılan toplantıda Sendika Gazetesi ve İşçi Odası çalışanı Hasan Kılıç bilgiler verdi.
Şimdi sürekli olarak zaten gündeme getiriyoruz. Yani burada önemli olan sadece sendika üyeliğinden ziyade önemli olan bütün genel anlamda, sadece Gevşek Oğuz anlamında da değil tabii ki, genel anlamda sendikaların bu şu an içinde bulunduğumuz durum itibariyle rolünü de burada vurgulamak gerekli. Bu gibi toplantıları sürekli olarak yapıyoruz ve bu toplantılardaki zaten en büyük amacımız, beklentimiz de vatandaşın artık birazcık daha, çünkü durum giderek daha farklı bir renk almaya başlıyor. 1 Mayıs'ta biliyorsunuz bunu her şeyde, platformda dile getiriyoruz. Serbest dolaşımdan dolayı ciddi bir rekabet içerisine gireceğiz. Bununla ilgili olarak çalışmalarımız da var. Değerli sivil toplum örgütleriyle de ciddi çalışmaları yapıyoruz. Mümkün olduğu kadar kendimizi hazırlamaya çalışıyoruz. Bugün burada buna biraz değindik. Aynı zamanda işte Avusturyalı sendika sekreter arkadaşımızla da inşaat işçilerinin sorunlarını konuşmaya çalıştık. Maaşlarını, ücretlerini, yani şunu da özellikle üstüne vurgulayarak belirttik. Dedik ki çalıştığınız saatlerin karşılığını, çalıştığınız emeğinizin karşılığını, mesleğinizin ücretlendirme çizelgesine göre tam olarak hakkınızca ödenip ödenmediğini, bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ki nitekim burada da zaten toplantı süresince örnekler de çıktı. İşte kişinin meslek diploması olduğu halde ücretinin yardımcı işçi statüsüne verildiğini, yani biraz daha ilgimizi, biraz daha şeyimizi bu tarafa çevirdiğimiz takdirde bunu göreceğiz. Burada birazcık da siyasilerimize, sorumlu olan arkadaşlarımıza, bu topluma önce olan insanlara veya sorumluluğu olan insanlara da hatırlatma yapmak istedik. Onu da belirttik. Bunu da her platformda da rahatlıkla belirtmek durumundayız. Herkes artık birazcık bir şeyler yapmalı, bunun sorumluluğunu üstlenmeli diye düşünüyorum. Bugün bir toplantılarımız devam edecek. Biz meslek kurslarımızla, sendika gazetesi olarak da her şeyimizle bütün amacımızı buna yaptık. Elimizden geldiği kadar bu rekabet sürecine, bu Doğu blokunun açılma sürecini hazırlamaya çalışıyoruz. Benim çağrım şu, her şeyden önce vatandaşlarımıza söyleyeyim ya, ilgilenin, dinleyin, bilginizi alın, bu gündemi iyi takip edin, çünkü bu sizin yararınıza. Yarın çok daha farklı şeyde kalacaksınız. Politikacılara, siyasilere, sivil toplum örgütleri yöneticilerine, sorumluluk sahibi olan herkese de buradan gelin birlikte çalışalım. Bu toplumun bizlere ihtiyacı var. Gelin sorunların ayrıntılarıyla tanışalım. Her platformda bunu ileriye götürelim. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Siz de yakından takip ediyorsunuz. Yalnız kalmak istemiyoruz. Destek istiyoruz. Bu desteği kendimiz için değil, bu toplum adına istiyoruz. Umarım bu konuda da bir şey konusunda yaklaşım tarzı gösterirler. Ben hala umutluyum. Seve seve de bu topluma hizmetine devam edeceğiz. Türk hacı adayları hac farizasını yerine getirdiler ve bulundukları ülkelere dönmeye başladılar. Sevgili seyirciler, Avusturya'nın başkentine Viyana'dan Avusturya Türk İslam Birliği kafilesinden giden hacıların Viyana'ya dönüşlerinde bir bomba paniği yaşandı. Havaalanında unutulan bir çanta polisleri bomba alarmına geçirdi ve özellikle de Türk hacıları bu bombayı bir panik olarak yaşadılar. Şimdi bu bomba paniğini hep birlikte izleyelim efendim. Viyana havaalanında bomba paniği yaşandı. Türk hacılarının Viyana havaalanına geldiği anda yolcu karşılama salonu polis tarafından boşaltılmaya başlandı. Havaalanı polisi yolcu bekleyenleri hızla salondan uzaklaştırdı. Alana iniş yapan uçaktaki yolcular ise apronlarda bekletildi. Bütün bu kargaşaya şüpheli bir çantanın neden olduğu anlaşıldı. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri şüpheli çantada bomba olmadığını görünce rahat bir nefes alındı. Avusturya Türk İslam Birliği'ne bağlı hacı kafilesinin ardından İsrail'den gelen Tel Aviv uçağı yolcuları da bir süre alanda bekletildi.
Öte yandan hac ibadetini tamamlayarak Viyana'ya dönen Türk hacılar sevinçliydi. Zeliha Aslan. Zeliha abla hoş geldin. Hoş Allah kabul etsin. Sağ Nasıl geçti? Allah. Çok iyi geçti. Çok iyi yerler. Yani doyamadık şişesine. Çok güzel. Bir daha düşünüyor musun? Elbette düşünüyorum. Allah izin verirse. Nasip. Nasip giderse çağırılırsa gideceğim. Kırşehir. Kırşehir. Sizi tanıyorum. Asım Arslan. Ben de Kırşehirliyim. Allah kabul etsin Allah Asım Bey. Darısı gitmediysen sizlere, gençlere hemen genç gideceğim buraya. Pek yaşlanmadan güzel bir kutsal bir yer. Herkesin görmesini şey ederim. En kısa zamanda gitmelerine. Kurban olduğum Allah herkese nasip etsin. Kimler karşıladı sizi? Oğullarım, aynım, herkes, hepsi burada. Gelinim. Siz daha önce yaptınız galiba. Ben iki defa gittim. Evet. 80, 90, 92'de. Ben genç gittim. İbadeti yapabilmek için riayetiyle genç gitmek lazım. Çünkü bedenen yapılan bizde ibadet. Tamam, madden, manen. Manen de güçlü olman gerekir. Bizim en kötü şeyimiz çocuğu çocuğu evlendireceksin. Hiçbir derdin kalmayacak. Ondan sonra gideceksin. Yanlış. Parayı bulduğun anda gideceksin. Genç. Allah gitmeyen herkese nasip etsin. Amin. Teşekkür ederiz. Bak kızım. Oldu. 30 yaş geçirmeyeceğim. 30 yaşını. Siz gittiniz. Ben de geliyorum hani. Beraber geliyorum. Bir tanıyalım önce. İsmim Adnan Çökmen. Memleket Kırşehir. Hani duygusunu söylemek bana çok güç. Onu yaşamak lazım. Onu görmek lazım. Orada kalmak lazım. Gelmek istemedim. Orada kalmak istedim ama bir yerde mecbur kaldık. Ama duygusunu söylemek... Kimlerle gittiniz? Siz eşinizle mi? Hanımla gittim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah kabul etsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Duygularınızı alalım. Duygularımız orası çok güzel. Oraya herkesin gitmesini isterik. Orası bırakıp gelinecek gibi yer değil. Allah herkes nasip etsin. Hatice Tazı. Memleket? Adapazarı. Allah kabul etsin. Hatice Hanım bir anlatın neler var burada? Çok güzel. Allah herkese nasip etsin. Gidemeyenlere de nasip etsin. Oranın duygusu bambaşka. Teşekkür ederiz. Sizin ismi alalım. Ben Şükriye Duran, Afyonluyum. Oralara doyulacak gibi değil. Allah sizlere de nasip etsin. Gitmeyenlere de nasip etsin. Bize de tekrar nasip etsin. Allah cümleye yarabbim nasip etsin. Bu ablayı da biz beraber gittik geldik. Beraber götürdük. Hocam söyleyecek bir şey yok. Adını soyadınız? Durmuş Tazı, Sakarya. Gidip göreceksin işte. Başka söyleyecek bir şey yok onlar. Yaşamak lazım. Yaşamak lazım. En doğrusunu yaşap bilmek lazım yoksa. Sevim Sezer. Adapazarı. Neler hissediyorsunuz? Neler yaşadınız? Ay çok güzel. Ben herkese tavsiye ederim gitmesini. Genç yaşta gitmelerini tavsiye ederim. İhtiyarlarımız çok zorlandı ama biz zorlanmadık hiç. Yusuf Sezer. Yusuf Bey yaş kaç memleketin? 54, 50 yaş Adapazarı. Neler hissettiniz? Neler yaşadınız? Çok güzel olayı hissettik. Allah kabul etsin inşallah. Gidip oraya yaşamak lazım. Yani buradan anlatmayla pek bir şey anlaşılmıyor. Yaşamak lazım. Çok mutlu olduk. Allah kabul etsin. Avusturya'dan gazeteci arkadaşlarımla birlikte sizler için hazırlayıp sunduğumuz Gökkuşağı programından da bu haftalık bu kadar. Sevgili seyirciler, önümüzdeki hafta yine birbirinden güzel ve ilginç haberlerle sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz efendim. Hoşça kalın.
Thank you.
一组组呀，不能，这啊都输了，不能。那一到五能聚一遍，对，聚一遍对，啥时候？对。啊。
Ay. Güzel bir şey. Ay.